Adım Greg Insko, 29 yaşındayım. Hayatım boyunca Ohio'da, Cincinnati'de yaşadım. Zumba dansı eğitmeniyim ve aşırı pintiyim. Hep klinik araştırmalara katılırım çünkü çok iyi para verirler. Bu arabayı almayı çok istedim ve elimde bir 3500 dolar vardı. Çok şanslıydım. Aynı parayı veren online bir klinik inceleme buldum. Kalçama bir yağ sürmem gerekiyordu. Ama karşılığında araba gelecekti. Yani her şeye değdi. Para kazanmak için her şeyi yaparım. Cam silecekler var ya, onunla arabanızı bile yıkarsınız. Arabayı böyle yıkamak varken ayrıca para veren çıkar mı bilmiyorum yani. Merhaba, evime hoş geldiniz. Çok şanslıyım. Zumba sınıfındaki hanımlardan biri dedi ki, büyük babam yeni öldü, istersen evinde bedava kalabilirsin. Karşılığında da çimlerini biçeceğim herhalde. Ama bedava eve kim hayır der ki? Bunlar adamcağızdan kalan eşyalar. Hepsini bıraktı işte. Benim hiç eşyam yok. Gayet iyi oldu. Bunlar da ev arkadaşlarım. Rick ve Kevin'la birlikte kalıyoruz. Bu mobilyalar yüzünden eve kız getirmek çok sıkıntılı. İnsan utanıyor çünkü. Burası ihtiyar insan kokuyor. Greg buraya ne kadar kira veriyor bilmiyorum. Ama Kevin'la benim iyi bir miktar verdiğimizi biliyorum. Üç odalı kocaman bir daireydi. Bedava oturmama rağmen ev arkadaşı alıp onlardan kira alayım dedim. Yok. Restorana gittiğim zaman mutlaka fazla ne varsa alırım. Kağıt, tabaklara falan para vermenin bir anlamı yok. Çok şanslıyım. Bunlar yeğenimin doğum günü partisinden arttı. Bakın ne kadar güzeller. Kupadan tasarruf etmek için yoğurt kaplarını kullanıyorum. Bunu büyükannemden öğrendim. Hepsinin etiketi var. Herkes kimin kabı nerede biliyor. Ama misafir gelirse onlara büyük kap veriyorum ki kendilerini özel hissetsinler. Bulaşık makinesine koymam çünkü bulaşık makinesi çok fazla elektrik ve su harcıyor. Lavabonun içinde elde yıkıyorum. Buzdolabının içine ampul koymaya hiç gerek yok. Buzdolabındaki ampulü çıkardım ve elektrikten yılda 40 dolar tasarruf ettim. Burası da dolabım. Alışverişe çıktığımda gömlek alırsam asla etiketlerini çıkarmam çünkü modası ne zaman geçer bilinmez. Etiketi atmam ki sonra geri verebileyim. Paralarını ödüyorum, parasını ödeyince çalmak olmuyor. Giyip hevesimi alır almaz geri veriyorum. Bu evde en çok tasarrufu banyoda yapıyorum. Greg çok normal bir hayat yaşadığını sanıyor. Herhalde herkes de öyle sanıyordur. Tabii onu tanıyana kadar. Duş alırken giysilerini çıkartmıyor. Giysilerimi üstümde duşta yıkayarak ayda en az 15 dolar tasarruf ediyorum. Çünkü çamaşır makinesi, kurutucu, sabun kullanmıyorum. Duş alırken buraya bir kova koyuyorum, suyu biriktiriyorum. Haftanın sonu geldiğinde tuvalete dökmeye hazır oluyor. Kovayı alıp tuvalete döküyorum. Böylece sifon çekmeye gerek olmuyor ve hiç su ziyan etmiyorum. Bakın ne kadar pratik. Ev arkadaşlarım bana kızıyor çünkü onlara tuvalet kağıdı yerine gazete kağıdı kullandırıyorum. Gazete havlu yerine de geçiyor. Gazete kağıdı biraz sert geliyor tabii ama kimse görmüyor zaten, değil mi? Çöpçüler ayda 15 dolar alıyor. Ben de çöpü biriktiriyorum. İki haftada bir de kendim götürüp atıyorum. Sadece çöpten yılda 180 dolar tasarruf ediyorum. Bu da kayda değer bir rakam. Pintiliği küçükken büyük anne ve babamdan öğrendim. Tuzu da böyle alıyorum. Büyük babam tuzu yollardan alırdı. Kamyonlar tuzları kenarlara yağarlardı, sağa sola saçılırdı. Büyük babam gidip bunları kürekle toplar eve getirirdi. Sonra da öğütürdü işte. Çocukluğumdan beri böyleyim. Ebeveynlerim otellerdeki sabunları, şampuanları hiç almazdı. Ama almak lazım. Onları zaten sen alasın diye koyuyorlar. Öyle değil mi? Neden onları orada bırakayım ki? Onlar benim. Bana verilmiş. İnternetteki bedava çöp çatan sitelerine giriyorum. Bunun en güzel yanı yemeklere, içkilere filan para vermemek. Bütün bunlar bir yana, gidip kızla buluşmak için benzin harcamamak. İnternete giriyorsun bedava. Aa, bu kız güzel. Güzel restoranları ve seyahati seviyormuş. Sıradaki. Bakalım, şarap tatmayı ve alışverişi seviyormuş. Fazla para harcatır. Rahat, evini sever. Güzel yemek yapar, kamp yapmayı seviyor, uzun yürüyüşlere bayılıyor. Uzun yürüyüşler bedava. Bunu beğendim. Merhaba. Brandy orada mı? Evet, benim.
Merhaba, ilanını gördüm de çok tatlısın. Teşekkür ederim. Brandy ile buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bedava internet sitesindeydik ikimiz de. Yarın dışarı çıkmak ister misin? Olur. Onun da Pinto olduğunu tahmin ediyor ve umuyorum. Sana adresi e-postayla atıyorum, tamam mı? Tamam. Tamam, görüşürüz. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Brandy'yi bir barbekü restoranına götürüyorum çünkü sushiciden daha ucuz. Ama umarım yemek yemiştir de çok aç değildir. Merhaba, Brandy sensin herhalde. Evet. Ben Greg. Greg. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Burayı nasıl buldun? Beğendim. Hoş değil mi? Evet. Farklı evet, bir yer. Evet, ben severim. Bir sürü ekstra verirler. Evet. Greg'i ilk gördüğümde bana iyi ve tatlı biri gibi geldi. Aslında normalde ilk buluşmayı barbekücüde yapmazsın. Çünkü fazla dağınık ve fazla rahattır. Merhaba. Merhaba. Pit to Plate Barbecue'a hoş geldiniz. Harika. Bir şey içmek ister misiniz? Şekerli bir çay alabilir miyim? Şekerli çay. Sonra şekerli çayı bedava alabiliyor muyuz? Evet. Tamam, güzel. İkinci çay bedava. Ben kapta su alabilir miyim lütfen? Bir tane kapta su. Evet. Tamamdır. Aç mısın gerçekten? Aslında pek de açlıktan ölüyor değilim. Ha, o zaman bir porsiyonu paylaşalım ha? Evet, tabii olabilir. Tamam. Çocuk menüsünü gördün mü? Her şey var, çevir bak öteki tarafta. Sadece 4.95. Evet bakalım, sebze tabağı alabiliriz, o da 5.50 sadece. Ya da istersen 2.95'e ekşi tatlı acı soslu alabiliriz. Greg'in fazla para harcamak istemediğinin farkına vardım. Yanlış bir şey yok tabii ama sadece farklı. Seçiminizi yaptınız mı? Sipariş verecek misiniz? Evet evet, galiba hazırız. Aa, ben sadece salamlı sandviç alacağım. Tamam, size bir salamlı sandviç. Evet, güzel yapıyor musunuz değil mi? Çok güzeldir. Çok mu büyük oluyor salamlı sandviç? İyi bir porsiyondur. İki kişiye yeter herhalde. Ne kadar aç olduğunuza herhalde. Bağlı tabii. Çok aç değilsin değil mi? Tamam, evet. Ben de güzel. Ayrıca kaburga alalım. Tamam, bir sıra kaburga. Hayır, bir tane yeter. Sıra pahalı olur. Ayrıca sever misin bilmiyorum. En iyisi bir tane alalım şimdilik. Tamam, o zaman bir kaburga istiyorsunuz. Evet, lütfen. Erkeklerin çoğu kızlara çıkma teklif ettiklerinde gösteriş yaparlar. Yani onları etkilemek için. Ben onun buna hiç aldırmadığını gördüm. Ve bana ilginç geldi. Gerçekten biraz tuhaftı doğrusu. İşte yemekleriniz. Teşekkür ederim. Bu sizin sandviçiniz, yanında da peynir var. Güzelmiş. Ve bu sizin tek kaburganız. Ha, tamam, teşekkürler. Tatmak ister misin? Aa, yok yok, ben iyiyim. Emin misin? Evet, zaten çok yok. Çok güzel ama. Evet, aa, biraz makarna ister misin? Aa, evet, aslında makarna alırım biraz. Tamam, al hadi. Biraz da et alayım. Nereden tasarruf ediyorsun peki? Evimde sifonu haftada bir çekip sudan tasarruf ederim. Ayda $30 tasarruf ediyorum. Yani bütün hafta tuvaleti kullanıp sifonu çekmiyorsunuz. Bu gerçekten çok iğrenç. Sen gelirsen sana izin veririm. Bir kere. Hayatını böyle yaşamak istiyorsa onun için güzel. Ama benim için fazla aşırı. İşte istediklerinizin hepsi. Ha, teşekkürler. Başka bir şey isterseniz söyleyin lütfen. Tamam, teşekkürler. Tamam, tabağını da uzatabilir misin bana? Teşekkür ederim. Tabağın içindekileri de eve götüreceğim de. Yiyecek ziyan etmeyi sevmiyorum. Onları yiyecek misin? Tabii, kesinlikle. Tamam, mükemmel. Hepsi bu. Ama barbekü sosu hiç çok olmuyor. Doğru. Bardağını unutma sakın. Evet, evet. Greg çok şeker bir çocuk. Komik. Biraz cimri ama genelde iyi bir insan. Beni çıkardığın için teşekkür ederim. Neyse, oyum işte. Seni yine aramak istiyorum, olur mu? Evet, evet, ara tabii ki. Cimri bir insan olmasına rağmen özünde çok tatlı bir çocuk. Evet, sanırım yine çıkarım onunla. Görüşürüz. Beni böyle sevsinler, seveceklerse.